Gerçekten bu siyaseti bu kadar düşük düzeyde ilk kez görüyorum. 40 yıllık siyasetçiyim. Bu kadar aymazlık, bu kadar iş bilmezlik, bu kadar sırf liste kavgası, garanti yerleri paylaşamama kavgası, oy parti ne olur diye hiç düşünmemeleri, eş, dost, akrabaya garanti yerlerden belediye başkan adaylıkları dağıtmaları. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Muhalefet hüsrana uğrayacak bu seçimde. Gördüklerimi size söyleyeyim. Hüsrana uğrayacak. O kadar yanlış işler yapıyorlar ki şaşkınlıkla izliyorum. Şaşkınlıkla izliyorum. Biz de diyoruz ki bu iktidar Türkiye'yi çökertti. Bu muhalefet de çökertir. Biz üçüncü yoluz diyoruz. Israrla üçüncü yol olduğumuzu, doğruları söylemeye devam edeceğiz biz. Israrla uyaracağız. Bakın Yunanistan'a F-35 veriyorlar, bize F-16 veriyorlar. Birine Mercedes, birine 124. Tehlike var ileride. Deprem bu ülkenin beka meselesidir dediğimde kimse beni dinlemiyordu. Beka meselesi oldu Türkiye'nin. Onu meydanlarda bağıran tek siyasetçi benim. Deprem, deprem, deprem dedim hep. Şimdi enerji krizi diyorum, su krizi diyorum ve bu uçak meselesi diyorum. Başımızda büyük belalar gelecek. Biz üçüncü yol olarak ne sağdan ne soldan Atatürk'ün yolundan diyerek üçüncü yolun temsilcisi Memleket Partisi olarak bazıları da onu çalmaya çalışıyor. Kimse kusura bakmasın yani bizim simgemiz buydu yani bak. Üçüncü yol. Bunu çok aylar önce, yıllar önce yaptık. Çıkarabildiğimiz her yerde belediye başkan adayı çıkarmaya çalışacağız. Ne kadar fazla yerde girebilirsek o kadar partimizi temsil edeceğiz. Katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa sorularınızı alayım arkadaşlar. Memleket Partisi olarak 81 ilde tek parti olarak gireceksiniz veya 81 ilde ittifak kuracağınız parti var mı? Hiçbir ilde ittifak kurmayacağız. 81 ilde girmeye çalışacağız seçime. Girebildiğimiz kadar. Peki efendim bu seçim sürecinde Özgür Özel'den mi daha çok görüşme yaptınız? Ekrem İmamoğlu'ndan daha çok görüşme yaptınız? Bir de ittifak konusunda. Anlaşamadık zaten onlarla. Ben dedim onlara siyasette ilke. Onlar dediler istedi bizden ilçe. İkisiyle de görüştüm. Ama işin ciddiyetinin ne olduğunu 1 Nisan günü göreceğiz. Peki efendim 11 tane yılda meydana gelen depremden dolayı gezdiniz, gördünüz. Size göre şu ana kadar yapılan çalışmalar yeterince yerinde mi? Giderildi mi? Eksikler var mı? Hayır, çok eksik var. Daha yıkılacak binlerce bina gördüm ben. Camı çerçevesi çıkartılmış binlerce bina vardı deprem bölgesinde. Yani Hatay yerle bir zaten. En az etkilenenlerden birisi Gaziantep. Adıyaman yerle bir. Maraş yerle bir. O kadar çok eksik var ki bir kere deprem öncesindeki hazırlıklar yanlış yapılmış. Deprem olduğu andaki hizmetler çok eksikti. Ben depremin ilk günü daha Kahramanmaraş'taydım. Gece saat 12'de Pazarcık'taydım. Gece 3'te Pazarcık'taydım. 12'de Kahramanmaraş Trabzon Caddesi'ndeydim. Devlet yoktu orada. Ha şimdi yapılan çalışmalar var mı? Tabii ki var. Tabii ki var. Teşekkür ederiz yapılan çalışmalara ama çok yavaş ilerliyor. Bunu görüyorum. Çok yavaş. Daha binlerce bina yıkılacak, taşınacak. Bugün işte az önce Kahramanmaraş'taydık. Oradan geldik buraya. Peki efendim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Kurum'un Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda eksikleri var mıydı? Çok eksikleri vardı. Çok eksikleri vardı. Ama ben ne diyorum? Ben bakanların, Merkez Bankası Başkanı'nın eksikliği falan bunları çok önemsemiyorum. Türkiye'yi bir adam yönetiyor. Yani ben ilkokula giderken bakanların adını biliyordum. Burada şimdi sorayım bakanların adını bilen olmaz. Niye? Bakanlık önemsiz bir iş oldu artık. Çünkü tek adam var. Evet. Başka var mı arkadaşlar? Gaziantep olayı belli mi? Belli değil henüz. Çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bakacağız. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.